Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin. Emma ba'd. Salebi Sagir'den son bölümden namazla ilgili çeşitli meseleler bahsinden devam ediyoruz. Son iki dersimiz kaldı inşallah. Şer'a fin nefli. Bir adam nafile namaza başlasa ala vanni saatin fil vakti, daha vakit geniştir zannıyla, yani namazın vaktine daha zaman var, vaktin çıkmasına düşüncesiyle nafile bir ibadete başlasa, ثُمَّ ظَهَرَ, sonra ortaya çıksa, belirse ki ennehu, o adam in etemme şef'an, eğer bir şefi tamamlarsa, bir şefi ne demek? İki rekat namaz. Nafilede her iki rekat namaza bir şefi denir. Bir çift, yani çift. Eğer bir şefi tamamlarsa şef'i, yefutul fardu, farz fevt olacak. Yani farzın vakti çıkacak. O zaman ne yapmaz? La yaqta'u, efendim kesmez namazı. Ne yapmaz? Başladığını kesmez. Şimdi burada nasıl oldu? Eğer bir adam bir nafileye başlar da daha vakit geniştir zannıyla namaza durur, nafile namaza. Sonra eğer iki rekat tamamlarsa, farzın kaçacağından korkarsa, la yaqta'u, namazı kat etmez demiş. Yani başladığı namazı kesmez. Zira başlanan bir ibadeti iptal etmek doğru değil. Ayet-i kerimede وَلَا تُبْضِلُوا اَعْمَالَكُمْ, amellerinizi iptal etmeyin. Evet. Peki كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ, nafileye başladığı gibi. Başka bir misal veriyor. Nafile namaza başlasa, ثُمَّ خَرَجَ الْخَط۪يبُ, sonra hatip hutbeye çıksa, minbere çıksa, orada ne yapar? اِفْتَتَحَ التَّطَوُّعَ, nafile namaza başlar, قَائِمًا, ayakta, ثُمَّ قَعَدَ, sonra oturur, ثُمَّ اَفْسَدَ, sonra oturduğu yerde namazı ifsad eder. Yani namazı ifsad etmek ne demek? Namazı bırakır. فَقَضَاهَا, o namazı kaza eder, قَاِدًا, oturarak, kaza ederse caize caiz olur. Oturarak, oturduğu yerde kaza ederse caiz olur. Niye? Çünkü ayakta başladığı namazı oturduğu yerde ifsad etti. İfsad ettiği hal üzere kaza ederse onu caiz olur. Ama velev efsede qablel qu'udi, oturmadan önce ifsad etse, ayakta, yani hatip minbere çıktı, adam ayakta başladığı namazı bozsa, ondan sonra otursa lem yecüz, caiz olmaz. Ney caiz olmaz? Yani oturduğu yerde kaza etmesi caiz olmaz. Zira aşağıda demiş ki لِاَنَّ تَقَرُّرَ كَانَ بِصِفَةِ الْقِيَامِ, çünkü namazın başlaması, namaza başlanılması ayakta olması halindeydi. وَمَا وَجَبَ كَامِلًا لَا يُؤَدَّى نَاقِسًا, bir şey kamil olarak zimmetine geçersen nakıs, noksan olarak eda edilemez esasına göre ayakta ifsad ettiği namazı oturarak kılamaz. Yani nafile namazı. O zaman ne yapacak? Onu diyelim hatip şeye çıktı. Söyleyin. Minbere çıktı. Adam da namaza durdu. Başladı. Sünnet namazı. Namazı ayakta ifsad eder. Şeyden sonra bozar yani. Namazdan çıkar. Oturarak. Hayır. Namazdan sonra, yani farzı kıldıktan sonra, hı hı, o ilk sünneti kaza eder. Ama ayakta bozduğu için ayakta kaza eder. Oturarak kaza edemez. Ötekini ayakta başlayıp da oturduğu yerde bozarsa onu oturduğu yerde kaza edebilir. Hı, evet. Peki. Gâmel mütetavvi'u, nafile namaz kılan kalksa ile sariseti, üçüncü rekata. Yani
sünnet-i gayrimüekkedelerde, hatta sünnet-i müekkedede diyen de var. Birinci tahiyyata oturuş sünnet-i gayrimüekkedelerde farz. Mesela ikindinin sünnetini kılıyor. Birinci tahiyyata oturuş hükmü neymiş? Farz. Şayet birinci tahiyyata oturmaz da üçüncü rekata hata ile kalkarsa, sümme zekera, sonra efendim hatırlarsa, ennehu lem yak'ud, neyi hatırlarsa? Tahiyyata oturmadığını hatırlarsa, ya'udu, döner. Döner, tahiyyat okur ve sonra kalkar, üçüncü rekattan devam eder. Hatta üçüncü rekatın secdesine varmadan önce hatırlarsa yine döner. Burada bir ilave yapmış, ve imkanı sünnete zuhri, öğlenin sünneti olsa bile demiş. Başka kitaplarda aslında sünnet-i gayrimüekkedeler diyor. Sünnet-i gayrimüekkedelerde, hatta teravih de öyle, sünnet-i gayrimüekkede değil ama teravih, her iki rekatında oturmak gerekiyor. Her iki rekatı bir şefi. Diyelim ki nafile namazlarda birinci tahiyyata oturmadan üçüncü rekata kalkarsa, hatırladığında ne yapacak? Geri oturacak. Ne zamana kadar oturma imkanı var? Üçüncü rekatın secdesine varmadıkça. Üçüncü rekatın secdesine. Aynı bu farz namazların son oturuşundaki kalkışa benziyor. Evet. Oturmadan ya da oturduktan sonra kalkmaya benziyor. Oturur, tahiyyat okur, efendim salli barik dualarını okur, tabi sünnet-i gayrimekkedelerde, sonra kalkar, üçüncü rekattan devam eder, sonunda da seyir secdesi yapar. Peki burada nasıl olacak? Huduri'de olması lazım. Diyor ki oradaki, eğer birinci tahiyyata oturmaz da üçüncü rekatı kılar, ondan sonra dördü tamamlarsa, seyir secdesiyle namazı tamam olur, oradaki farziyet hücube intikal etmiş olur, vacibe intikal etmiş olur diyor. Ama dört rekat mı geçerli olur, iki rekat mı geçerli olur, onun hakkında çok açık bir ifade yoktur. Evet, demek ki nafile namazlarda birinci tahiyyata oturmaz da hata ile üçüncü rekata kalkarsa, hatırladığında geri döner, üçüncü rekatın secdesinden önce. Vanil Bezdevi, Şeyhul İslam Ali el Bezdevi diye bizim şeye geçmiş, yani Türkçemize, Ali Bezdevi, İmam Bezdevi diyor ki ennehu la yaudu, geri dönmez daha. Yani nafilelerde birinci tahiyyat oturmadıysa üçüncü rekata kalktığında geri dönmez. Bir görüş kıyle denildi ki hâdâ kavlu Ebi Hanifete rahimehullah, bu da İmam-ı Azam'ın sözüdür. İmam-ı Azam'ın görüşte böyleymiş. Geri dönmez. Ama vel evvelu kavlu Muhammedin rahimehullah, birincisi İmam Muhammed'in kavlidir. Birincisi hangisiydi? Oturmadan hatayla üçüncü rekata kalarsa geriye oturur ve tahiyyat okur, sonra kalkar, devam eder, sonunda da sehvine secde yapar. Zaten bunu da söylemiş. Ve yescudu lissehvi, sehvine secde yapar, yanılma secdesi, ala kulli halin, herhalde. Herhal dediği, yani ister efendim otursun, okusun, tahiyyat otursun tekrar isterse, isterse oturmasın. Her halükarda sonunda ne gerekir? Bir sehv secdesi gerekir. Ve illem yekun neva erba'an, ve illem yekun neva erba'an, eğer nafile namaz kılan dört rekat kılmaya niyet etmemiş idiyse, mesela bir dört rekat nafile kılmayı niyet eden var, bir de dört rekat kılmayı niyet etmediyse, yaudu ittifakla geri döner. O zaman iki rekat nafile namaz kılmaya niyet etti, öyle diyelim. Birinci oturuşta, yani zaten orada bir oturuş var, oturmadı, üçüncü rekata kalktı. O zaman dört rekata niyetlenmediği için ne yapması lazım? Kesinlikle bütün ulemaya göre geri dönüp tahiyyatını okuyup efendim yine de orada sehv secdesi yapacak, sehv secdesini yapacak. Ondan sonra namazını öylece tamamlayacak. Çünkü iki rekat olarak niyetlenmiş. Ve illem yaud tefsüdü, eğer dönmezse fasit olur. Niye? İki rekat olarak niyetlenmişti. İki rekat olarak niyetlendiği için birinci oturuş onun hakkında farz idi. Yani birinci oturuş dediğimiz bir oturuş var zaten iki rekatta.
bu oturuş onun hakkında farz olduğu için farzı terk ettiğinden geriye dönmediği için o namaz bozulur. Yeniden kalkacak, iki rekat namazı daha kılacak. Kedafil Kunyeti, Kunye isimli kitapta da böyle geçiyor. İzâ lem yutimmer rükû'a ve sücûde yü'meru bil kadâi fil vakti la ba'dehu. Bu da başka bir mesele. İzâ lem yutimmer rükû'a. Bir adam rükûyu tamamlamasa, yani rükûda tadilerken yapmasa, öyle diyeceğiz. Ve sücûde, secdeyi tamamlamasa, yü'meru, o kimseye emredilir, bil kadai, o namazı kaza etmesi emredilir. Fil vakti, vakit çıkmadıysa, ama la ba'dehu, vakit çıktıktan sonra daha kazası emredilmez. Rükû yarım yapıyor, secdeyi yarım yapıyor, çabukça hemen. Böyle namaz kılan kimseye eğer vakit varsa daha, o vakit çıkmadıysa denilir ki namazını yeniden kıl, kaza et. Ama vakit çıktıktan sonra daha kaza etmesi emredilmez. Vakiyle bir başka görüş mutlaka, mutlaka emredilir. İster vakit olsun, ister vakit çıksın, ister çıkmasın. Böyle rükûsunu, secdesini tamamlamayan kimse o şekilde namaz kıldıysa ister vakit daha olsun, ister vakit çıkmış olsun kaza etmesi emredilir. Ve huvel esah, hu esah olan da budur. Niye biliyor musunuz? Tadil erken bir defa Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre farz, İmam Ebu Yusuf'a göre de farz. Şimdi tadil erkanı bile bile terk ederse vacibin kasten terki namazın yeniden kılınmasını gerektirir. Sehven terki sehv secdesini gerektirir. Ama kasten terki yeni baştan kılmayı gerektirir. Bu açıdan sahih olan görüş bu demiş. Yani hatta aşağıda şöyle bir Halebi Kebir'den ibare almış. İnne kulle salatin üddiyet ma'an nuksani tecibü iadetuha. Her namaz ki efendim noksanla eda edilmişse, yani bir vacibi terk edilerek, o da kasıtlı olursa, o namazın iadesi vacip olur. Evet. Başka bir mesele, salla namaz kılsa, halfe imamin, bir imamın arkasında, öyle imam ki, yelhanü, lahin yapıyor, lahin. Lahin ne demek? Haddinden fazla uzatılmayacak yerleri uzatıyor. Efendim bazen harfleri değiştiriyor, telaffuzunu değiştiriyor. Kelimeleri bozuyor. Kelimelerin aslını bozuyor. Böyle lahin yapan kimse böyle imamsa bu şayet. Tamam mı? Mesela şey hatası yapıyor söyleyin. İrab hatası yapıyor. Ötreyi üstün okuyor, üstüne esir okuyor filan veya harfleri bozuyor. İmam eğer böyle lahin yapıyorsa, lahin yapan, hata ile okuyan bir imamın peşinde namaz kılsa, yenbagî gerekir en yu'ide, onun peşinde namaz kılanın namazını iade etmesi. Eğer kelimeyi manayı bozacak şekildeyse. Bazen çünkü lahinler yani manayı bozacak şekilde. Evet. Burası sadece bu kadar zikretmiş. Demek ki imamın sağlam okuması lazım. İmamın sıhhatli okuması lazım. Lem yecit. Bir adam bulamasa. İlla cilde meytetin. Ancak murdar ölmüş bir hayvanın derisinden yapılan elbiseyi bulsa. Dibaglanmamış, dabaglanmamış. Dabaglanmamış, murdar ölmüş bir hayvanın derisinden yapılmış bir elbise bulsa. Gayre medbugin demiş zaten. Tabaklanmamış. Tabak ne demek? Mesela murdar bir hayvanın domuz çünkü tabaklansa da onun derisi temiz olmaz. Domuz derisinin dışında herhangi bir murdar hayvanın ya da yani kesilmeden ölen murdar bir hayvanın, murdar olmuş bir hayvanın derisi tabaklanırsa onun mesela yaşlı gideriliyor, kokusu gideriliyor, işleniyor daha doğrusu. O zaman o temiz olur. Temiz olması demek ondan elbise yapılabilir, mes yapılabilir, ayakkabı yapılabilir, kocuk yapılabilir. Yani dabaklanmış deriler, murdar hayvanların derisi bile olsa onlar kullanılabilir. Ama dabaklanma şartıyla. Bu dabaklanmamış. Hayvandan yüzülmüş, murdar hayvandan hiç dabaklanmadan diyelim bir elbise yapılsa. O zaman bundan başka bir elbise de bulamasa.
La yestetiru bihi, bununla örtünemez. Adam da namaz kılacak. Başka örtüneceği elbise de yoktur. Böyle murdar hayvanın dabaklanmamış derisinden yapılan bir elbiseyle namaz kılabilir mi? Lin necasetin asliyeti, asli necasetinden dolayı. Bunun aslı necaset. Bununla örtünemez yani. Ama bi hilafi thevbin necisi. Bununla örtünemez ne demek? Bunu giyemez. O zaman ne yapar? Çıplak kılar namazı. Çıplak namaz var. Nasıl oturduğu yerde ellerini avret yerine örter veyahut da ot varsa otlarla filan önünü örter, çamur varsa çamurla örter. O şekilde oturduğu yerde ayaklarını kıbleye karşı uzatarak çıplak olarak namazını kılar. O dabaklanmamış deriden yapılan elbiseyi ile örtünmez. Çünkü aslı necis onu. Aslı necis. Bi hilafi sevbin necisi. Ama çoğunluğu pis olan elbise bunun aksine. Mesela bir elbise var. Ya tamamı pis ya da çoğu pis. Şimdi böyle bir elbise varken başka giyeceği elbise de yoktur. Bu elbiseyle mi namaz kılsın, çıplak olarak mı kılsın? Bu elbiseyle kılması daha evla. Çıplak kılmaktansa tamamı necis olan ya da çoğunluğu necis olan bir elbiseyle namaz kılması daha uygun. Bu onun aksine diyor bak. Evet. Yine başka bir meseleye geçti. Yecuzu caiz olur. Hamlün nalihi. Adam ayakkabılarını üzerinde taşıması. Fissalati namazda. Nal. Yani terliklerini, ayakkabısını, nal bu demek, nalinlerini. İnhafe. Eğer korkarsa daya'ahu kaybolacağından, çalınacağından. Mesela adam ayakkabılarının çalınacağından camide korkarsa bir çantaya falan kor üzerinde taşıyabilir namaz kılarken. Üzerinde taşıyabilir. Zayılmasından korkarsa, kaybolmasından korkarsa. Mâlem yekun fîh necâsetün. Ama şartı bu, kendisinde necaset olmaması şartıyla. Necaset varsa, necaset üzerinde taşırsa namaz caiz olmayacak kadar necaset, o zaman namaz olmaz. Vel eftalü, eftal olan nedir? En yeda'ahu, ayakkabısını koymasıdır. Guddâmehu, ön tarafına. Bazen eskiden görüyorduk camilerde, mesela caminin aralarında, İstanbul'da da vardı. Aralarda ayakkabılıklar var. Geride değil de ayakkabılıklar. Adam o ayakkabılıklara ayakkabısını koyuyor, ayakkabısına karşı da namazını kılıyor. Ayakkabının korunması için. Yahut da bir poşete kor. Gerçi bugün camilerde pek olmaz da poşete kor. Mesela şeyde filan hacda, umrede oluyor. Önüne kor. Yani kirletmeyecek şekilde önüne kor. Önüne koyması daha eftal. Niçin? Liyella yeştagile, meşgul olmaması için. Kalbuhu, kalbinin bihi, o ayakkabının ya çalındı mı, çalınmadı mı, götürüldü mü, götürülmedi mi diye kalbinin onunla meşgul olmaması için ön tarafına koyması, koyarak namaz kılması tabii ki cami kirletmeyecek şekilde olacak. Bir kaba koyacak elbette ki. Bir çantaya ya da bir poşete falan koyacak. Şerafis salati. Camilerde çok ayakkabı hırsızlığı oluyor. Eskiden daha çok. Şimdi yine kamera falan biraz caydırabiliyor. Şerafis salati. Bu da bir başka mesele yine. Bir adam namaza başlasa bir ihlası ihlasla. Şimdi namaza dururken gayesi Allah rızası. Allah rızası niyetiyle namaza başlasa. Thümme hâlete hurziyâ'ü. Sonra kendine gösteriş duygusu karışsa. Hâletehu o ihlasa karışsa. Erziyâ'ü gösteriş. Şimdi önce namaza dururken ne için durmuştu? Allah rızası için. Namaza durdu. Yanında insanlar var ya, onların karşısında işte daha güzel namaz kılma duygusu hasıl oldu. Misal, gösteriş. Gösteriş ne demek? İnsanlara beğenme duygusu. Beğenilme duygusu. İnsana, insanlara beğenilme duygusu. Hasıl olsa fel ibratü itibar, değer lissabiki, önceki niyetinedir. Önce nasıl durmuştu Cafer? İhlasla. İhlas ona bağlı. Evet. Sonradan arız olan şeye bakılmaz. Evet, başlangıç önemli yani. Başlangıç önemli, evet. Başlangıç önemli. Evet. Sonradan arız olana bakılmaz. Evet. Evet. Çünkü namaz bütünüyle namazdır. Tecezziyi kabul etmez. Yok baş tarafı ihlassız, son tarafı ihlassız filan denilmez. Birinci niyeti ya da ilk niyeti önemli burada. Evet.
emkenehun nazaru fil ilmi neharan ve salatu fil leyli faale. Emkenehu, bir kişiye mümkün olsa, en nazaru bakmak, fil ilmi ilme, neharan gündüz. Yani öyle bir kişi ki gündüz ilimle meşgul oluyor, ilimle meşgul olurken de namazını da terk etmeyecek tabii. Şimdi ilimle meşgul oluyor gündüz, ve salatu fil leyl, geceleyin de gece namazı kılmak eğer mümkün oluyorsa faale bunu yapar. Gündüz hem beş vakit namazını kılıyor, yani ilim namazların terkine vesile olursa o ilim faydalı ilim değil. Ha, bugünkü ilimler gibi güya adam İmam Hatip'te okuyor, lisede okuyor, üniversitede okuyor, ilahiyatta okuyor, namaz kılmıyor. Diyor ki ilimle meşgul oluyorum. İlim ne için? Yaşamak için. Yani uygulamak için. Ama bir adama eğer gündüz ilme bakması mümkün oluyor, gece de namaz kılması mümkün oluyorsa, gündüz daha çok zamanı ilme ayırır, namazları kılmak şartıyla, gece de teheccüd namazı kılar. Evet. Bunu böyle yapar. Ve illa eğer böyle değilse, gündüz ilme bakması, gece namazı kılması mümkün değilse, fe inkâne lehu zihnün, eğer adam zeki ise, zihni varsa, zihni ne demek? Zehinli adam derler daha. Zehinli adam, zehni keskin adam. Ateşin zeka derler bazen. Şimdi adam da zeki ise ve yarifü ziyadete min nefsihi ve yarifü biliyorsa ziyadete efendim fazla yapmayı min nefsi nefsinde. Yani hem gündüz ilme bakıyor, gecede ne yapıyor? Zeki, namaz kılıyor veyahut da efendim böyle zeki olduğu için fazlaca bakmayı, fazlaca namaz kılmayı eğer biliyorsa fen nazaru fil ilmi eftalü, o zaman ilme bakmak daha faziletli. Yani zihni çalışıyorsa o zaman ilimle meşgul olması nafile namazlarla meşgul olmasından daha faziletli. Evet, daha faziletli. Es-salatu, namaz kılmak, li-irdai husumi, alacaklıları, hasımları razı etmek için, la tüfi'l bir mana ifade etmez. Adamın mesela birçoklarına vereceği var. Birçoklarının kendi üzerinde hakları var. Onlar razı etmek için namaz kılıyor, dua sevabını onlara bağışlıyor. Hiçbir şey ifade etmez. Haklarını verecek dünyadayken. Zaten dünyada vermediyse ahirette, alacaklılar Müslümansa nasıl alacaklar alacaklarını? Bunun yapmış olduğu ibadetlerin sevabından alacaklar. Sevabı yoksa onların günahları bunun üzerine yüklenecek. Bu şekilde. Hadis-i şerifin ifadesi böyle. Evet. Demek ki bir adam Allah rızası için namaz kılsa, sevabını alacaklı olanlara bağışlasa, efendim bundan men edilmez. Efendim diyor aşağısında. Bundan men edilmez. Ama bu asıl hakkı da ödemiş olmaz. Çünkü umulur ki Cenab-ı Hak alacakları razı eder, bunu da affeder. Ama alacakların alacağını karşılamış olmaz. Bel yusalli li vechillahi subhanehu ve teala. Demek ki yukarıda sadece hasımları razı etmek için kılarsa, Allah rızası için değil de sadece hasımları razı etmek için. Ama Allah rızası için kılarsa faydası var mı? Allah rızası için kılıyor, sevabını onlara bağışlıyor. Allah o kulundan razı olursa, o borçlu kuldan, onun alacaklılarını, hasımlarını ne yapar? Onun hasımlarını razı eder. He? Razı eder, onu da affeder. İnşallah. Bu tabi umut. Yani kesin değil. Önce hak sahibine hakkını vermek. Feyzâ lem ya'fû hasmuhu, bak, eğer hasmı, alacaklı olan kimse affetmezse bu verecekli olanı, yu'hazü min hasenâtihi, bu sefer verecekli olanın iyiliklerinden alınır, ona verilir. Kime veriliyor? Alacaklı olanların amel defterine yazılıyor ya da terazilerine konuluyor. Câe fî bâdıl kütübi, bazı dini kitaplarda şöyle geldi, şöyle izah edildi. Ennehu şan, diyelim burada, yu'hazü, alınır, lidanikin, bir danik karşılığında. Danik, bu bir terim. Danik, südüsü dirhem demek. Dirhemin altıda biri. Dirhemin altıda biri. Dirhem ne kadar? 2.8 diyen var.
3 gram diyen var. 3 onda 2 yani 20 3 gram 20 santim falan diyen var. Biz buna 3 gram desek ortalama bir dirheme 6'dır ne yapar? Yarım dirhem. Şey yok. 6'da 1'i 3 dirhemi ne yapar? Bir dirhemin yarısı. 4'te 1'i değil mi canım? 6'da 1'i. 6'da 1'i. 6'da 1'i. 6'da 1. Şimdi 3 dirhemin 6'da 1'i ne yapar? Yani 1 dirhemin yarısı yapar. Öyle yapmaz mı? 50. Yani 0.50. 1 değil de 1 dirhem değil de 1 dirhemin 6'da 1'i. 1 dirhemin 6'da 1'i kadar altta yapar. 1 dirhemin. Dirhemin 6'da 1'i. Dirhemin 6'da 1'i. Evet, yarı değil. Evet, yani. Dirhemin 6'da 1'i. 1 dirhem 3 gramsa işte 3 gramın 6'da 1'i 50 santim yapar misal. Evet. O şeye, onların evet. Şeyine göre, tartısına göre. İşte bir dağınık karşılığında bir kulun kendisinden bir dağınık, yani bir dirhemin 6'da 1'i, yani bir dirhem gümüş 3 gram olsa, mesela bugün gümüş misal olarak söyleyeyim 5.000 lira olsa 3 gram gümüş 15.000 lira. Yapmaz, o kadar yapmaz da mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bugünkü gümüş o kadar pahalı değil. Bir dirhem 3 gram desek, 3 gramın 6'da 1'i, işte 50 santim diyelim, ne yapıyor? Diyelim bugünkü parayla 100 lira yapıyor. 100 lira yapıyor. 100 lira alacak, verecek karşısında kişiden alınır. Fevabu seb'i mi'eti salatin bil cemaati. Cemaatla kılmış olduğu 700 namazın sevabı. Cemaatle kılınan namazlar farz namazlar biliyorsunuz. Evet. Nafile namazlar, cemaatle kılınan farz namazların namazlardan 700 namaz karşılığı. Bir dirhemin 6'da 1'i hak karşılığında bu kadar hak alınır. Ya Rabbi bize yardım et. El kullu fil bezzaziyeti. Bezzaziye. Bunların hepsi bu izahların neredeymiş? Fetavai Bezzaziye'de. Bezzaziye fetvaları var. Evet. Hanefi fıkhında. Evet, tereke bir adam terk etse. Tekbiratel kunut. Kunut tekbirini. Kunut tekbiri neredeydi? Bitir namazında kunut okuyacak. Kunut tekbirini almadan okusa. Kunut tekbirini terk etse. Kıyla bir görüşe göre denildi ki yecibü sucudü sehvi, sehv secdesi gerekir. Vakıyla la, bir başka görüşe göre gerekmez denildi. Şimdi kunut tekbiri vacip diyenlere göre gerekir. Gerekir. Tabii. Kunut duası da mutlak vaciptir. 6 aylık namaza denk geliyor. 6 aylık cemaat namaz. Bunu hesapladın mı? 700 vakit namaz değil mi? 6 aylık cemaat namaz. Ya, bak çok azıcık bir hak karşılığı. Ha? Evet. Bir senenin yarısı gitmiş yani. Hemen bir senenin yarısı. Bir senenin yarısı. Ya. Allah. Evet. Şimdi el iştigalü bi kadâil fevâiti. Başka bir meseleye geçti. Nafile, geçmiş namazlarla meşgul olmak, kaza namazları kılmakla meşgul olmak, fevâit, yukarıda geçmişti, faite. Faitenin çoğulu fevâit. Geçmiş kaza namazlarını kılmakla meşgul olmak, evlâ, daha uygun ve ehemmü, daha önemlidir. Nennevâfili, nafile namaz kılmaktan. Yani farz namazların dışında nafile namaz mı kılalım, geçmiş namazlarımızı kılalım, namazlarımızı mı kılalım? Kaza ile meşgul olmak nafile namaz kılmaktan daha faziletli. Kaza borç, üzerimize farz. Evet. Nafile namaz kılarsak sevap alırız, kılmazsak yani sorulmayız. Ancak bir zaman halen de yazıyorlar sanıyorum onlar, İlmihallerinde de var, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nin kitapları var işte Hilmi neydi? Hilmi Işık. Evet. Hüseyin Hilmi Işık'ın kitaplarında, İlmihalinde falan. Evet. Onların görüşleri bu. Halinde bunu savunuyorlar. Diyorlar ki kazası olan bir kimse nafile namazları kılamaz. O zaman vakitlerdeki sünnetlere iki niyet yapacak. İşte bugünkü öğlenin sünnetini, geçmişteki bir öğlen namazını da son öğlen namazında kazasını kılmıyor. İki niyetle. İki niyetle namaz olmaz. Şafii mezhebine göre kazası olan hiç nafile namaz kılamaz. Evet. Şafii mezhebine göre. Üzerinde kaza namazları olan kazaları bitirmedikçe nafile namaz kılamaz. Beş vaktin sünnetleri de olsa bile. O beş vaktin sünnetlerine süneni ravatip deniyor.
Beş vaktin sünnetleri ne deniyormuş? Sünneni ravatip, sırayla belli düzende kılınan sünnetler. Ama Hanefi mezhebine göre sünneni ravatip kaza namazlarından dolayı terk edilmez. Bir de hadis-i şeriflerle kılınması tavsiye edilen kuşluk namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, onlar da terk edilmez. Onlar da kılınır. Onun dışında nafile kılmaktansa kaza kılmak daha faziletlidir. Nafile kılmaktansa kaza kılmak daha faziletlidir. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Ha. Şimdi zaten burada söylemiş. İlle sünnenel marufete. Ancak bilinen sünnetler müstesna. Bilinen sünnetler demek beş vakit namazın sünnetleri. Yani sünnen-i ravatip. Ama ikindiyle yatsının sünnetleri sünneti gayrimüekkede. Onların yerine kaza kılabilir mi? Kılabilir. Kaza kılabilir. Fakat hem kaza niyeti hem de sünnet niyetiyle namaz olmaz. Ve salatü duha, kuşluk namazı. Kuşluk namazı da hadis-i şerifte tavsiye edilen namazlar. Bunu da kılacak. Ha, iki kılar, dört kılar, ondan sonra kaza kılar. Ve salatü tesbih, tesbih namazı. Tesbih namazı da mümkünse her gün kılacak. Kılacak derken sünnet. Değilse haftada bir, değilse ayda bir, değilse senede bir, değilse ömürde bir kılması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna önem vermiş. Tesbih namazını terk edemez. Tesbih namazında yani illa kazan var diye. Ve salavatülleti ve o namazlar ki ruviyet fiha el ehbaru. Haberler, kendi hakkında haberler nakledildi. Yani hadislere tavsiye edilen namazlar. Onlara teheccüd namazı falan gibi. Fetilke işte o hadislerle kılınması tavsiye edilen ya da efendim kuşluk namazı, tesbih namazı, sünneni ravatip dediğimiz hani ille sünnenül marufe dediği orada. Evet. Beş vakit namazın sünnetleri terk edilmez. Fetilke bunlar tusalla kılınır. Onlar yani biniyetin nefli, nafile niyetiyle kılınır. Ve gayruha diğer efendim bu sünnetlerin dışındakiler biniyetil, gadai, kaza niyetiyle kılınır. Kaza niyetiyle nasıl kılınır? Yani nafile kılmaz, kaza kılar. Keda fi fetavel hücceti, fetavayı hucce kitabında da böyleymiş. Fetavel hucce, hucce bir fıkıh kitabı. Evet. Tela bir adam okusa min evveli secdeti, secde ayetinin başından ekthara çoğunu min nısfil ayeti. Mesela bir secde ayetinin başından yarısından fazlasını okusa secde ayetinin. Ve terake terk etse el harfe. Buradaki terk harf demek değil bu. Harf taraf demek. Taraf. Harf burada taraf demek. Ellezî öyle taraf ki fîhis secdetü. Secdenin olduğu tarafı terk etse. Mesela secde ayetinin baş tarafını okuyor. Secdenin bulunduğu tarafı bırakıyor. Böyle yapsa lem yescüd secde etmez ama bu kerahat olur, mekruh olur. Secde etmez ama mekruh olur. Yani secde ayetine başlıyor. Secde ayetinin çoğunu okuyor. Secde olan tarafını terk ediyorsa ne olmazmış bu? Tilavet secdesi yapmaz ama fakat bu da yine ne olurmuş? Mekruh olur. Evet. Sanki diğer kalan kısmından yüz çevirmiş gibi sayılır. Evet. Haşa o zaman bu gerçekten müminlere yakışan bir şey değil. Müminler ahlakından değildir diyor. Ve in kara el harfellezî fîhî secdetü. Şimdi bak eğer secdenin bulunduğu tarafı okursa yine oradaki harfi biz ne manasını okuyacağız? Taraf. Mesela ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harf ayette geçiyor. İnsanlardan öyleleri var ki hemen böyle bir şeyin bir kenarında ibadet yapıyor. Hemen kayacak, kaçacak. Harf, oradaki harf de o ayetteki harf de taraf manası. Secdenin olduğu tarafı okusa in kara ma qablehu ev ma badehu. İster o secdenin bulunduğu taraftan öncekini okusun, ister sonrakini okusun. Eksera min nisfil aye, ayetin yarısından fazlasını ya da yarısı kadarını okumuşsa tecibi vacip olur. Ve illa ayetin yarısından fazlasını okumadıysa fela vacip olmaz. Şimdi ne oldu bakın? Secdenin olduğu tarafı okursa inkara ma badehu ev ma badehu. İnkara ma kablehu ev ma badehu.
secdenin olduğu taraftan öncekini ya da sonrakini ayetin yarısından fazla okursa tecibi ne olurmuş? Vacip olur. Şimdi ayetin secdenin bulunduğu taraftan öncekini veya sonrakini okuyor. Eğer ayetin yarısından fazlasını okuduysa, secdenin bulunduğu tarafı da okuduysa efendim buna gerekir. Ve illa eğer secdenin bulunduğu taraftan öncekini ya da sonrakini ayetin yarısından fazlasını okumadıysa fela, o zaman secde yapması vacip olmaz demiş. Böyle zaten bunlar ihtilaflı meseleler. Yani bunlara girilmemesi lazım. Böyle bir şey de olmaz da. Böyle bir şey olmaz. Ancak şöyle yapanlar var. Mesela secde ayetine kadar okuyor. Secde üzerime vacip olmasın diye onu atlıyor, başka ayet okuyor. O mekruh olur. Evet, mekruh olur. Ve kâle el-fakîhu Ebu Cafer el-Hindûvânî diye meşhur fakih, büyük İslam alimi Ebu Cafer el-Hindûvânî şöyle diyor. İzâ qara'e harfes secdeti. Bir adam secde tarafını okursa, secdenin bulunduğu tarafı aynı ayetten. Ve me'aha, o secdenin olduğu ile beraber varsa, gayruha, başka tarafta, kableha ve ba'deha. Yani secdeden önce veya sonra secde ayetinin dışındaki taraflarda da ayet varsa, o ayetin kelimeleri, cümleleri varsa, ne varsa bakın, ma fihi emrun bis secdeti, secdeyle emir. Mesela bazen secdeyle emir, secde ayetinden önce veya secde ayetinden sonra. O zaman okuduğu taraf, o zaman ne diyor? Secde tarafını okur. Secde tarafının dışında efendim ya önünde ya sonunda secdeyi emreden ayet varsa böyle okuması halinde yescüdü secde eder. Az veya çok okuması önemli değil. Çünkü secdeyi emreden ayet okumuş. Ya secde ayetinden önce ya da sonra. Ve inkâne dûne dâlik la yescüdü, eğer bundan aşağı olursa. Ve inkâne dûne dâlik, o dûne dâlik senin oradaki kitapta şey mi, o bir kayıt vermiş mi oraya dûne dâlik? Yok hocam. Dûne dâlik, yani bunun altında olursa yani, öyle mi? Bu, evet. Az olursa yani. Az olursa demek. Evet, okuduğu yer az olursa, yani ayetin yarısından azı, az secde ayetinden değil de şey, secde ayetinden, secdeden önceki okuduğu ya da sonraki olduğu taraf az olursa, ayetin yarısından az olur, çoğundan az olursa, daha doğru yarısından az olursa, öyle evet, diyelim. Evet. Yarısı ve yarısından az olursa o zaman la yescudu, secde etmez. Ve hâze akrabu, bu doğruya daha yakındır. Dedim ya, bunlar çok olacak şeyler değil ama kitapta yazılmış, okuyoruz. Ve fil mültegatı, Mültekat, bu da bir fıkıh kitabı. Mültekat isimli bir kitapta şöyle geçiyor. Te'hiru secdeti tilaveti, tilavet secdesini, yani secde ayetini okudu da secde yapmayı, zaten namazda okuduysa namazda mecburen yapacak. Namazın dışında okuduysa secde-i tilaveti geciktirmek yecuzu, caiz olur. Ve intaletil müddetü, müddet uzun olsa bile. Mesela bir sene geciktirdi diyelim ki. Yine yaparsa eda yapmış olur. Kaza yapmış olmaz. Evet. O çünkü bir vakitle mukayyet değil. Ama böyle geciktirmesi de doğru mu? Doğru değil. Ola ki ömrü kafi gelmez. Ölür, boşta kalır. Evet. Tilavet secdesini müddet ne kadar uzarsa uzasın tehir etmek caiz. Ve la isme aleyh. Bir günah da yoktur. Ama öyle ölürse yine bir sorumluluk var. Çünkü vacip. Ve zekere tahavi, İmam-ı Tahavi şöyle zikrediyor. Mutlakan, mutlaka enne tehiriha mekruhun. Onun tehiri geciktirmek mekruh. Mutlak dediği de müddet uzun olsun olmasın. Yani ister geciktirmesi bir ay sonraya geciktirsin, ister bir gün sonraya geciktirsin. Mekruh olur diyor. Bu daha şeye uygun. Yani çünkü ola ki ölür, ömrün sonuna kadar geciktirirse, yapmazsa vebal altında kalmış olur. Ve fil hucceti, hüccette, yine Hüccet isimli kitapta şöyle geçiyor. Yüstehabbü,
müstehap olur. Littali tilavet, secde-i tilaveti okuyan, yani secde ayetini okuyan için ve sami'i onu işiten için güzel olur. İzelem yümkün hüssücudu, eğer o kimselere secde yapması mümkün olmazsa, mümkün olmadığı zaman ne müstehap olur? En yekule şöyle demesi: semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir demesi müstehaptır. Şimdi bunu halk her zaman söylüyor. Mesela secde ayetini okudu, kalktı, secde yaptı namazın dışında. Adam böyle diyor: semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. Bunu kim söyleyecek? Kimin söylemesi müstehap? Secde ayetini okudu. Fakat o anda yapma imkanı yok. O anda yapma. Diyelim ki ezbere Kur'an okudu, secde ayetini de okudu. Ve onda secde yapması mümkün değil. Abdesti yok. Yolda yürürken okudu mesela. Yolda yürürken okudu. Yapması mümkün değil. Evet, doğru. O zaman işte o zaman söyler: semi'ne ve ata'ne. Eşittik, itaat ettik. Ya Rabbi senin bağışını istiyoruz. Dönüş ancak sanadır. O zaman olmayı kesecek bu, değil mi hocam? Yani yoldaki tek mesele bir... Tabii. Semihne ve ata bunu der. Aman yok, normalde okudu da hemen kalktı secdesini yaptıysa, secdeden sonra bu sözü söylemeye hiç de gerek yoktur. Ömer Resulümen Efendi de aynısını söylemiş. Şimdi biz eskiden bize öyle öğretirlerdi köylerde filan, köy mekteplerinde okurken Âmentü birrahman ve seceddü lirrahman fagfirli ya rahman, böyle dedirtirlerdi. Yani âmentü bir rahman, Rahman Teala'ya iman ettim. Ve seceddü lirrahman, Rahman Teala'ya secde ettim. Fagfirli ya Rahman. Yine başka sözler de vardı. Şimdi aklımda kalmadı. Başka bir söz de var. Onları söyletirlerdi. Secdeye vardığın zaman bunları söyleyin derlerdi filan. Önceki hocalarımız bunu öğretirlerdi. Demek ki bu semina ve atana sözü secde ayetini okuyup da yapma imkanı olmayanlar için bunu söylemek güzeldir. Burada kalacağız. Son bir dersimiz kaldı Halep-i Sagir'den. İnşallah onu da yarınki dersimizde tamamlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.